14 yaşında 60 yaşındaki tarafından tacize, istismara, tecavüze uğramışsa... Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye'de kadına yönelik şiddet konulu konferans düzenlendi. Hoş geldiniz diyorum. Edirne'de faaliyet gösteren kadın örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tek çatı altında toplandı. Edirne'de kadınlar şiddete sadece bir gün değil, 365 gün demek için bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konferansa katılanlara, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlara destek için bestelenen Özge Canlar için Mor Gözyaşları şarkısı dinletildi. Konferansın başlangıcında katılımcılara hitap eden CHP İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, salondaki boşluklara dikkat çekerek, "Salonun dolup taşmasını birlikte olmayı hayal etmiştik ama Edirne'de yapacak çok işimiz var." diyerek öz eleştiride bulundu. Taşması, kadınlarımızla birlikte olması, böyle birlikte olmayı hayal etmiştik ama demek ki Edirne'de yapacak çok işimiz varmış. Çok çok daha. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konferansa konuşmacı olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı. Şiddet konusunda mağdurların ulaşabilecekleri acil yardım hattının işletmeciliğini yaptığını belirten Güllü, "İstanbul'da gizli bir noktada psikoloğu ve hukukçuları olan bir yerimiz var ve mağdurlara sonuna kadar destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Ve bugün o bütün Türkiye içindeki şubeleriyle şiddete karşı dik durabilmeyi, şiddet konusunda mağdurların ulaşabilecekleri ana arterleri yaratmayı sağlamaya çalışarak arkanızda gördüğünüz acil yardım hattının işletimciliğini yapıyoruz. İstanbul'da gizli bir noktada psikoloğu olan, bu süreç içinde hukukçuları olan, yine Türkiye Barolar Birliği'nin, TÜBAKOM'un kadın avukatlarıyla işbirliği, gönüllü avukatlar, gönüllü psikologlarla hem biraz önce söylenen ensesli çalışmaya hem de hayatın içinde birlikte yol almaya gayret ediyoruz. Mağdura sonuna kadar destek. 13 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki bir kişi tarafından tecavüze uğraması durumunda bir evlendirme söz konusu bile olamayacağını ve o çocukların hayatlarını karartmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirten Güllü şöyle devam etti. 13 yaşında, 14 yaşındaki, 13 yaşında, 50 yaşındaki, 14 yaşında, 60 yaşındaki tarafından tacize, istismara, tecavüze uğramışsa biz onları evlendirelim. Ya da evlenmişlerse bu evliliği devam ettirelim. Kabul edeniniz var mı? El kaldırın lütfen. Böyle bir şeyi kabul edebilir miyiz? Mümkün değil. Bunun kadını erkeği de yok zaten. O çocukların hayatını karartmaya hiç kimsenin hakkı yok. Anneler, babalar bir kez böyle bir eylem yapıyorsa cezalanacaktır. Eğer bu eyleme işleve evlilikle dahil olmuşsa o kocalar da cezalarını çekecekler. Bu devletin bir suçu olduğunu bilecek bu insanlar ve hepimiz.